Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 renkli börek tarifi hazırlayacağız. Gerekli olan malzemeler 4 tane yufka, yarım kilo ıspanak, 4 adet büyük havuç ve biraz maydanoz. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı kuru nane, yarım tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiber, zeytinyağı, tuz, soğan, 250 gram kima, 2 tane yumurtanın sarısı. İlk önce soğanımızı döreceğiz. Tavam ucu üstüne koyacağız ve biraz yağ koyuyoruz. Yağımız biraz ısındıktan sonra soğanlarımızı, 4 adet soğanlarımızı koyacağız. İyi bir şekilde karıştırıyoruz. Biraz piştiği zaman da kımamızı ilave ediyoruz. Etimizi iyi bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi ben etim kaynamayı bıraktım ve şimdi maydanozum dövmeye başladım. Etimize bakalım. Şimdi domates salçamızı ilave ettik. Birbirine karıştırıyoruz. Kimyonumuzu koyalım. Kuru nanemizi de koyalım. Karabiber. Ve tuzumuz. Evet, şimdi karıştırıyoruz. Maydanozumuz etin üstüne koyacağız. Şimdi ocağımız altına kapatıyoruz. Havucumuz rendelenmeye başlayacağız. Havucumuz bitirdikten sonra bir kaseye içerisine koyacağız. Biraz zeytinyağı koyduk. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi ıspanağımızı dörmeye başlayacağız. Ispanağımızı dördükten sonra geniş bir tavayı içerisine koyduk. 1 yemek kaşığı yağ koyalım. Ve bir miktar tuz. Birbirine ile karıştırın. Şimdi ıspanağımız iyi bir şekilde bastırın ve sudan süzlüyoruz. Tezgahın üstüne bir tane yufka koydum. Üstüne rendelendik havucumuz koyacağız. Havucumuzu her yerde koyun. Kenarları bu şekilde kapatın. İkinci tarafı da aynı şekilde kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi yufkamı bu şekilde rulo gibi yapıyorum. Bir kenara koyacağız. Diğer yufkamı alayım. İyi bir şekilde açıyoruz.
ıspanak harcımızı getirelim ve bu şekilde yufkam üstüne yerleştireceğiz. Kenarları kapatıyoruz. Ve yine de rulo şekli gibi yapıyoruz. Kenara bırakalım. Şimdi son yufkamı da hazırlayacağım. Kimam harcımı koyayım. Bu şekilde yerleştiriyoruz ve aynı şekilde gibi hazırlayacağız. Şimdi dördüncü yufka alayım ve açmaya başlayayım. Biraz zeytinyağı getirdim. Şimdi ben bunu zeytinyağı ile yağlayacağım. Her yer yağlı olacak tabii ki de. Şimdi ben az önce hazırladığım yufkalar bir tanesi seçeyim ve dördüncü yufka ortasına koyacağız. Ve ikincisini yanında da koyalım. Ve sonuncusu üstüne koyacağız. Şimdi buradaki kenar aldım ve buraya üstüne koydum. Kenarları kapatalım. Ve hepsini bu şekilde sarılıyoruz. Bir tane bıçağı alın ve iki parmağı kadar kesiyoruz. Şimdi kestik parçalarımızı fırın tepsisine içerisine koyacağız. Ve tabii ki de fırın tepsimiz üstüne pişirme kağıdı koyun. Hepsini fırın tepsisine içine yerleştirdikten sonra iki yumurtanın sarısı alayım ve karıştırırım. Şimdi bir fırça ile buraya kenarları ve üstüne yumurtanın sarısı koyacağız. Isıtılmış fırında 200 derece ile altı ve üstü açtık. Buraya fırın tepsisini içerisine koyacağız. 50 dakika kadar fırının içerisine bırakacağız. 50 dakika geçtikten sonra buraya bakalım. Bugün tarifim için son hali budur. İnşallah beğenmişsiniz. Şimdi ben bunu koyacağım. Bugün için tarifimiz sonuna geldik. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.